She got married to a boy like you. She could get all that she ever, ever knew. Bottle it up and tell me that you do. Şimdi birincisi, hiçbir zaman söyleyişimizde postürümüz bu şekilde gerçekleşmemeli arkadaşlar. Yani bakış böyle, beden böyle olmamalı. Özellikle parçada rezonans bakımından tizleri zorlamak istiyorsak, destek istiyorsak, o zaman kesinlikle duruş böyle gerçekleşmemeli. Bunu yaptığınız zaman şu bölgede tansiyon yaratırsınız ve bu yarattığınız tansiyon da sesinizi teknik anlamda bozar. Şimdi, tamam diyeceksiniz ki ya hocam böyle diyorsun. Söylüyor şarkıcımız yani. Hani sen öyle anlatıyorsun. Burada söylemesine şöyle kanmamanız lazım. Birincisi, bir şarkıcı teknik kabiliyete sahipse ve bu konuda özellikle kas becerisini oturtmuş bir şarkıcıdan bahsediyorsak, evet, bu frekansların titreşim yerlerini tanıdığı için o bölgelere kolay bir şekilde yönlendirir. Yani şöyle de dursa yönlendirir, böyle de dursa yönlendirir. Ama şarkının size ne getireceğini bilemezsiniz. Yani sizin burada rezonansı arttırmanız gereken bir partisyon gelir ise ve siz hala postürünüzde bu mevcut durumu korursanız, o zaman sizi bu problemli bir yere götürebilir. Bunun bir kere altını çizmek lazım. Şimdi peki şarkıcımız burada ne yapıyor? Do diyez 4 ve sol diyez 4 arasında bir söyleyiş var. Söyleyiş tekniğinde ne var onu da söyleyelim. Burada birbirlerine minör 2 aralıklı. Do diyez re, do diyez re, do diyez si arası söyleyiş var. Kırılmamız yok. Burada dara, falset kırılma. Do diyez sol diyez na. Kırılmalı bir şekilde söyleyişimiz var. Bu kırılmayı gerçekleştirdiği için de tizin özellikle rezonans bakımından oluşturduğu tansiyonu görmüyoruz mesela. Az önce ne dedim? Dedim ki böyle durursanız yüksek tansiyonlu frekanslar, tizde özellikle kafada toplanması gereken rezonanslar geldiği zaman başınıza bela olur dedim. Baktığımızda gerçekten de sol diyez bu frekanslardan bir tanesi belli ki, ama şarkıcımız falset kırılmalı bir teknik uyguladığı için bu tansiyonu hissetmiyor ve dolayısıyla bu postürü koruyarak söylemeye devam edebiliyor. En çok bu sebeple görüyoruz bunu. Devam edelim. Teknik olarak sıkıştırma var nazalda. Nazala sıkıştırma. Bu nazalı sıkıştırma da özellikle falset kırılmalarda daha fazla lezzet katıyor. Çünkü tını olarak daha sivri, daha rezonans bakımından dar bir rezonans veriyor. Bu da hacim olarak daralttığı için falsetle tınısal bütünlüğü bize daha fazla hissettiriyor. Devam edelim. Entonasyon çok fazla var şarkının içerisinde. Çok iyi yapıyor şarkıcımız. Entonasyonlar çok iyi geliyor. Sesin üzerinde sabit, çok iyi kalıyor. Bu da bizim için çok önemli bir artı. Ritmik yapılar çok iyi. Tartımlarla uyumlar çok iyi. Bakmayın, kolay bir şey değil. O özellikle parça ritmik anlamda çok ciddi bir prozodiye sahip. O noktada da hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi tartımlara bölebiliyor. Şimdi geldik tize. Diyeceksiniz ki ya hocam tiz geldi. Arkadaşlar falset. Burası da falset. Falset. Buraya rezonans gelsin. Falset. Kırılma. Aynı yapı. Tizde en fazla duyduğumuz tiz rezonans R4. Falset.
Yani genel tizde bir tansiyon yok. Genel tizin tansiyonunu biz duymuyoruz arkadaşlar. Tartımlar çok iyi. Entonasyon çok iyi. Gayet iyi. Zaten devamında da aynı kırılma. Falset kırılma. Genel olarak söyleyiş bu.